Efendim, coğrafya kaderdir demiş ya. Ben de üstüne koydum, dedim ki coğrafya kaderdir ama o kader, o coğrafyada nasıl yaşayacağınıza dair verdiğiniz karar sizin tercihinizdir dedim kendi kendime. Öyle bir laf çıktı ağzımdan. Benim bu Ama Ne Hikaye serimi izleyenleriniz belki vardır YouTube'da, bu küresel salgın sırasında kendi kendime madem dışarı çıkamıyoruz evden anlatayım dedim. Anlatmadan duramıyorum ya. Öyle bir söz kullanmıştım. Sonra kendim de düşündüm, ne demek istiyorum ben acaba diye. Sonra ne yapmışım ben biliyor musunuz? Geçenlerde birkaç sene önce gördüm. 17 yaşımdayken tuttuğum günlüğe şunu yazmışım. Hani şarkı söylüyorum ya, ben bu kardeşlerim, arkadaşlarım için de işe yaradığımı hissediyorum ya. Demişim ki Allah'ın bana bahşettiği bu şarkı söyleme yeteneğinin karşılığını ona ileride ödeyeceğim. Nasıl ödeyeceğim? Ya bir vakıf ya da dernek için çalışarak ya da bir vakıf ya da dernek kurarak ödeyeceğim diye not düşmüşüm. Yaş 17. Karşıma çıktığında bu günlüğüm, aferin kız dedim kendi kendime, bakar mısınız? Yani hani diyoruz ya, tercihler, karar vermeler, insan aslında geriye baktığında, eğer geride bir şey bıraktıysak, ki günlük tutmak çok değerli bu anlamda, iyi ki tutmuşum. O zaman diyor ki ya hiçbir şey tesadüf değilmiş aslında. Hep bizim verdiğimiz kararlarla döşediğimiz taşların üzerinde yürüyormuşuz meğer, farkında olmadan. Yıllar içerisinde efendim hep müzik var hayatımda ama şimdi lisede arkadaşlarım, kardeşlerim, benim oyunumu izleyen, gösterilerimi izleyen buradalar. Ben böyle bir değişiktim. Bilmiyorum sizler de mi öylesiniz. Şarkıcılık yapıyorum, çok etkinim böyle işte, vakıflarda, derneklerde davet ediliyorum. TRT'de o bir numara, bütün bayramlarda Kimsesiz Çocuklar Derneği'ne gidiyorum. Orada programlar yapıyorum falan filan. Fakat bir şeyler bir türlü bir doldurmuyor böyle yüreğimi, zihnimi. Şurada hep bir boşluk, hep bir soru işareti, hep bir sıkılganlık. Bir daralıyorum falan, yetmiyor. Hep daha çok yapasım geliyor ama cevabı ne bu soru işaretlerinin kafamdaki? Gençlikle alakalı olsa gerek diye düşünürdüm hep. Biraz daha devam ediyorum bakalım işte. Müzik düşüydü buydu derken Hacettepe Üniversitesi İngiliz Edebiyatı'nı kazandım. Edebiyat okuyorum. Gümbür gümbür okuyorum. Hani dünya edebiyatı ve dünya tarihi okuyorum falan. O da güzel. Eş zamanlı TRT'de bir program başladı. Eğlence, müzik eğlence programı ve bana göre ülke tarihimizin ilk örneklerinden biriydi. Hatırlayacaksınız. Kendini genç hissedenlere söylüyorum. Gençlere değil. Kokteyl diye bir program vardı. Sevgili Ömer Önder'in sunduğu, İsmail abinin, Güngör'ün yönetmenliğini yaptı. Orada böyle program solistiyim. Çıkıyorum sürekli. Her ay ben öndeyim. Önce ben açıyorum programı falan filan. Ünlülerin biri gidiyor, biri geliyor. 90'lı yıllar. Sizin o bayıldığınız yıllar. Gençler, 90'lar. Kimler geliyor, kimler geçiyor? Allah'ım, ben program solistiyim ya, havamdan geçilmiyor. Dedim, eğer işte kim bu arkadaş? Çok yetenekli diyorum. Tarkan geliyor, Ebru Gündeş gidiyormuş falan. Farkında değilim böyle. İşte Kenan Doğulular geçiyor, gidiyor falan. Benim önümden geçiyor, gidiyorlar. Ben de bekliyorum. Ankara'dayım, tamam mı? Efendim, hayat geçiyor daha doğrusu. Sonrasında yaklaşık 23 sene kadar TRT'de programlar sunmaya devam ettim o program solistliğinden sonra. Çünkü kendini geliştirmeyi seven bir gençtim ben. Diksiyon dersleri de almıştım o yıllarımda. Çok okumayı çok severdim filan derken TRT beni fark etti. İşte bir bakıyorsunuz spor programı sunuyorum. Ertesi gün bir bakıyorsunuz bilim ve teknolojide ilerleyen aşamalarda diye bir program sunuyorum falan. Bir sonraki hafta efendim, bunlar hep de süreli programlara devam ediyor. Pınar Gençlik programı var, işte Alpay'da sunar mısın? Sunarım abicim. Gençler merhaba diyorum. Bunlar cuma akşamları yeni bir programa başlıyoruz. Caz programı, şarkı söylemeniz. Tabii all of me, why not take all of me falan. Böyle bir çorba halindeyim ama tabii kendime iyilik mi ediyorum, kötülük mü ediyorum? Kafa iyice karışıyor bende. Ama engelleyemediğim bir kefeyi, heybeyi doldurma hissiyatı var içimde. Ve hala diyorum ki bunlar neyime yarayacak? Yaramalı, bir şey olmalı. Geliştiriyorum kendimi falan ama bir şeylerime yaramalı. TRT'de böyle televizyonculuğun artık kamera arkası, kamera önü, yanı sağ solu öğrenmediğim şey kalmadı. Diyorum ki o 23 yılda belki de iki üniversite bitirmiş kadar, basın yayın, iletişim bitirmiş kadar hakikaten eğitildiğimi gördüm. İnandım ona. Efendim, bu da o yıllarımdan son programımdı. Hafta içi canlı yayındı. Sonra hani dedim ya, bu şarkıcılar, sanatçılar albüm yapan önümden geçiyor, meşhur oluyorlar bilmem ne.
Dedim ki dur ya, bu kadar kolay mı arkadaşım bu iş? Biz böyle biraz detone oluyoruz, kendimizden nefret ediyoruz. Ama stüdyoya giren albüm çıkarıyor, giren albüm çıkarıyor. Yaş da geçiyor. Dur dedim, ben de bir şey, çocuklarıma hatıra kalsın diye en azından ben de bir albüm yapayım dedim. Şarkılar besteledik, benim bestelerim, eşimin besteleri falan. Fakat bir türlü gençlik hedefim, bir türlü o gençliğe doğru hitap edemiyorum. Yani beni böyle çok da tutulmuyorum yani. Sonra anlıyorum ya da kendimce bir bahanedir bu bilmiyorum ama piyasadaki şarkılara bakıyorum hani o 90'lar falan diyorum ya nefret ediyorum diye şaka. İşte acımı songe vuruyorum dibine falan diyorlar. Eşim ve benim şarkılarımız da hep böyle seni seviyorum tut elimi falan böyle şarkılar, tamam mı? Ya olmuyor yani, acı istiyor toplum, onu görüyorum falan. Bu da bir sosyolojik bir yaklaşım, çalışma yapıyorum kafamda. Yok diyorum, toplum başka bir şey istiyor. Neyse yaptık gene de bir albüm, sonra olmadı. Acaba dedik hani düzenlemelerinde falan mı beceremiyoruz bir şeyleri? Çok kaliteli müzisyenlerle çalışalım. İkinciyi de yaptık. O da çok şey yapmadı falan ama diyorum ya hep bir şeyler eksik geliyor bana. Yani insanın şurası eğer tamam demiyorsa tamam olmuyor hiçbir şey gerçekten. Onun nasıl tamam dedirteceğini de yaşam içinde bulması gerekiyor. Öyle bir yolculuk bu yolculuk bana göre. Efendim derken az önce başlangıcını yaptığım konu. Meme kanserli kadınlardan oluşan, hikayelerinden oluşan bir koro kurmaya karar verdim bir vesileyle. Onlarla birlikte bir yolculuğa çıktık. Dünyada hala ilkmiş. Var, onların yararına korolar, şarkılar söyleniyor, korolar kuruluyor ama hala üyeleri, hikayesi olan kadınlardan oluşan korolar hala yokmuş. Diyorum ya hep bir toplum yararına doğru gidiyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş o fanusu çıkarma kaldırmaya doğru gidiyorum. Genişletiyorum alanımı. Kendi başıma başladığım o 2,5 yaşında başladığım yolculuktan yavaş yavaş başka yerlere evrilmeye doğru gidiyorum. Efendim işte o korodan görüntüler, dünyada temsil ettik sonra efendim kendimizi. Bizim orada mesajımız erken tanı, hep erken tanı. Ta St. Petersburg'larda yarışmalara katılıp özel ödüller aldık. Meme kanserinde erken tanının önemini vurgulayan çalışmalar yaptık. 15 yıl koro olarak devam ettikten sonra geçen sene dernekleştik de. Hala çalışmalarımız sürüyor. Çok yüreklere dokunuyoruz. Sonra bir dönem, bunlar daha önceydi, hatta arada kalmış bu. Misafir Şarkılar adında YouTube üzerinden, ki bu da çok yeniydi daha. Her şeyin ilkini yapmayı seviyorum ben. Sonra ama devam ettirmekte sıkıntı yaşıyorum. İlklerden biriydi arkadaşlar. YouTube üzerinden 115 ülkeye ulaşabiliyorduk. Canlı yayın müzik programı yapıyorduk. Evde yapıyorduk üstelik. Bütün komşular konuğumuzdu. Pijamasını sabahlığını giyen gelirdi. Çok keyifliydi. Bu da bir ilkti. Kendimce yavaş yavaş artık kaldırıyorum ya. Hani şu cam fanusu aşıyorum ya sınırlarımı, dünyaya açılıyorum. Venezuela'dan yazıyor. Great music, I just don't understand what you're talking about. I'll tell you later yazıyorum. Amerika'dan biz Türkler şu anda diyor toplandık patronun odasında diyor. Kapıyı da kapattık, izin aldık diyor. Sizi seyrediyoruz Pınar Hanım falan. Nefis, dünyaya açılıyorum artık. Ulaşıyorum bir şeylere yavaş yavaş. Mesajlarımı veriyorum. Burada yine konuklarımdan örnekler. Derken AVM'ler bize sponsor olmaya başladılar. Dışarılara taştık. Oralarda yapmaya başladık program. Ve evet yavaş yavaş artık bugünlere doğru geliyorum. Hep bir arayış, hep bir cevap bulma ihtiyacı. Ne için mücadele ediyorum? Nedir beni bu kadar zorlayan şey? Nedir kozamdan çıkmaya iten şey beni? Sonradan biraz sanki yolumu buldum gibi. Nasıl buldum? Hani şarkıcıyım, gencim, arayış içindeyim falan ya. Kendimden pay biçtim. Yahu dedim benim bir şeyleri önce anlamam lazım. Tarihte ne olmuş ya? Böyle bir köklenmekte zorluk çekiyorum. Böyle ilk her rüzgarda biraz sallanıyorum. Bir kökümü anlamaya ihtiyacım var. Bunun için ne yapmak lazım? Okumak lazım, okumak. Ne oldu bu 100 yıl önce? Belki de binlerce yıl önce ama şu 100 yılı bir anlasak. Ne oluyor bugün ve yarın ne olmasını istiyoruz? Geçenlerde biri öyle bir cümle kurdu, dedi ki geleceği tahmin etmek istiyorsanız, merak ediyorsanız onu tasarlarsınız, kurgularsınız dedi. Güzel, eyvallah. Ben de demek ki o yola düştüm. Okuyorum da okuyorum, okuyorum, okuyorum. 100 yıldan öyle hikayelerimize rastladım ki kendi ülkemizin hikayelerine. Öyle insanlarla karşılaştım ki önce tavan arasındaki çalışma odamızı
full kütüphaneye çevirdim, doldurdum kitaplarla, okuyorum, okuyorum. Kulağıma fısıldamaya başladılar. Neler öğrendim, ne sırlar, ne acayip olaylar, ne yok oluşlar, kayboluşlar, ne var oluşlar, canlanışlar. Allah'ım dedim, bana anlat diyorlar ya. Anlatmam lazım, anlatmam lazım. Çünkü kendimi de bulduğumu hissetmeye başladım. Tamam dedim, oralarda bir yerlerde... Dur ya, Afet İnan gibi miyim? Halide Edip bile olabilirim bile. Yoksa gör destri makbule mi? Aman Kara Fatma'ya bakar mısın? Allah'ım onun şu iki adımını atabilseydim neler yapardım? Aa, buluyorum galiba, at şu fanusu. Açıl 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 açıl. İnanmak, başaracağına inanmak, yapabileceğine inanmak, göreceğine inanmak, bir şeyleri değiştirebileceğine. Yapılmışı var burada. Var ya espri, burada yapılmışı var. Yapılmışı var. O zaman onu biraz kurcalarsam model alabilirim. Neler öğrenebilirim? Aa, kim bu ya? Mustafa Kemal Atatürk. Nasıl bir adam bu böyle? Aman ya Rabbim, ne fanus ne bir şey. Öyle bir manyetik alan yaratmış ki, öyle inanmış ki başaracağına, öyle odaklanmış ki. Ama nasıl yapmış bunu? Çok okumuş, çok öğrenmiş, asla vazgeçmemiş. Dimdik devam ediyor. Çok kararlı. En iyi bilenin peşine takılıyor, paçasından tutuyor, bırakmıyor filan. Tamam dedim ya, model bu. Model bu. Tamam tamam, eyvallah. Bende neler vardı ya? Cebi şöyle bir karıştıralım. Sanat vardı. Ya kültür fena değil, uğraşıyor. Aa, toplumsal duyarlılık da var, fena değil. Tamam, üstüne gidebilirim, üstüne gidebilirim. Daha kimlerle karşılaşıyorum? Mustafa Necatiler, İsmail Hakkı Tonguçlar. Okul modeline bakar mısın? Köy enstitüleri, çıldıracağım. Nerede bunlar? 21 köy enstitüsü. Ah, Kars Çılavuz, İzmir Kızılçullu, Ankara Hasanoğlan dibimdeymiş diye görmedim ben bunu daha önce. Bunlar neler öğrenmişler, aman Allah'ım. İş içinde, iş için, işle eğitim. Ne demek bu? Aa, burada tarladalar, akşam sahnedeler. Gogol, Çehov, Shakespeare oynuyorlar. Bu ne demek, nasıl olabilir? Allah'ım çıldıracağım, çıldıracağım. Öğrendikçe keyfe geliyorum, öğrendikçe keyfe geliyorum. Tamamlandığımı hissediyorum. Ve öyle bir an geldi ki sürem doldu. Öyle bir an geldi ki bunları dedim sahneye koymam lazım benim. TRT'deki programlarıma son verilmişti. Öyle olunca dedim ki ben de o zaman sahnelere çıkar anlatırım. Başladım anlatmaya, başladım anlatmaya. İlk evvela orada duruverseydi Zaman adlı eser çıktı ortaya. Ah, dursaydı orada Zaman da şu kötülükleri yaşamasaydık ya da dursaydı da şu güzelliği yaşamaya devam etseydik dediğimiz anları anlattım. Derken arkasından işte Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatır mısın diyenler için Kemal adlı gösterim çıktı. Siyasetçilere, efendim bütün topluma, öğrencilere, öğretmenlere kitaplar hediye etmeye başladım sahnelerde. Hediye ettiğim kitaplardan biri İsmail Hakkı Tonguç'un Canlandırılacak Köy kitabıdır. Diğeri de Gregory Petrov'un, siz söyleyin, Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabıdır. O hale geldim. Artık kendime yetmiyordum da herkes öğrensin istiyordum. Müzikle, edebiyatla, şiirle, cebimdeydi ya hepsi. Öyle anlatmaya başladım tarih hikayelerini. Sonra Atatürk'ün sergi vapuru hikayesini bileceksiniz. Bilmeyenler 1926 senesini lütfen incelesinler. Onu kitaplaştırdık, seyir defterini kitaplaştırdık. Her yere dağıttık, her yerde okunur hale geldi. Ne mucizeler yaratmışız zamanında. Her şeyin ilki bizdeymiş, onu fark ettim. Köklerime ulaşıyorum, aman yarabbim, ne büyük keyif dedim. İşte Kemal çıktı sonra. Bu müzik, ben bu eseri 7 sene sahnede çaldırdıktan sonra şimdi tüm Türkiye'de çalınıyor. Kıbrıs'ta da çalınmaya başlamış. Kompozitörü yazdı, duyurdu geçenlerde. Oyunumuz da yayıldı Türkiye'ye. Bundan da çok gurur duydum. Efendim devam ediyorum, hızlandım. Mustafa Kemal'i anlatmak demek aslına bakarsanız Cumhuriyet'i anlatmak demek, son yüzyılımızı anlatmak demekmiş. Benim amacım o değildi. Diğer kahramanlarla da tanışmaktı ki öyle de oluyor. Onlarla tanıştıkça dediğim gibi kendimi buldum. Onları örnek almaya başladım. Örnek aldıkça da model yakaladım arkadaşlar. O model sayesinde de işte nihayet dedim ki bu kitaplar okunur da, bu modeller öğrenir de el ele verilmez mi aynı gönüle, aynı yüreğe sahip insanlarla deyip tohumluk, sosyal yardımlaşma, eğitim, kültür ve sanat vakfını kurdum bundan 3 sene önce. Öyle güzel insanlarla bir araya geldik ki o kadar hızlı hareket ettik ki çünkü aynı yüreğe sahibiz ya, aynı yolda yürüyoruz ve alnımızda ışığı görüyoruz ya işte... O sayede hızlıca 3 yılda Bursa, İstanbul, Kayseri, efendim Ankara,
Şimdilerde neredeyiz? Eksiklerimi sayalım lütfen sevgili gönüllülerimiz. Mersin'deyiz. Efendim Kayseri'yi söyledim. Hızla çoğalıyoruz ve işte o kahramanların öğrettiği her şeyi başta Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürüyerek gerçekleştiriyoruz. Tohum diyoruz, sanat diyoruz, kültür diyoruz. Hayat köyde başlar, şehirle birleşir, daha da güzelleşir, çoğalır, büyür diyoruz. Köyle kent arasında köprüler kuruyoruz. İşte bunu da başardıysak ve de başarmaya devam edersek tamamlandığımı o zaman hissedeceğim. Bir müzikle, şarkıyla başlayan hikaye yine müziğin de içinde olduğu sanatla, kültürle bambaşka yerlere geldi. Manyetik alanınızı yaratın arkadaşlar. Cam fanuslarınızı kaldırın. Manyetik alanla çevreleyin kendinizi. O manyetik alan da başaracağınıza dair inançla oluşuyor. Çok çalışmakla oluşuyor. Atomları hareket ettirmeye başlıyorsunuz. İşleyen demir ışıldamaya başlıyor. Ve işte bu hale geliyorsunuz. Son hemen tohumluk slaytımıza geliyoruz. Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey kendisi için değil, kendinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Cevabı buldum. Buymuş aradığım. Evet, cevap buymuş. Cevabı bulduysanız da, teşhisi koyduysanız da tedavi çok kolay. İşte tedavi. Hani o müzik ne olacaktı? Hani o kültür ne işe yarayacaktı? Sonunda var değil mi? Evet. Buyurun. Bu kadar benim anlatacaklarım. Cevabım da bu. Bütün ata tohumlarına selam olsun.